Merhaba Mastermind izleyicileri. Bir kara deliğin içine girersek ne olur? Araştırdıkça derinleşen ve daha da karmaşık hale gelen konulardan bir tanesidir kara delikler. Bilim dünyası için bile hala oldukça gizemli olan kara delikler hakkında bilim kurgu filmlerinin de yardımıyla bazı teoriler var. Peki bir kara delik içine girildiğinde ne oluyor? Bir kara deliğe yaklaştığınızda ya da girdiğinizde olacaklar oldukça enteresan. Geçtiğimiz yıllarda tarihin ilk kara delik fotoğrafı yayınlandığında insanlığın uzayı anlama yolculuğu daha da anlam kazanmıştı. Ancak bu görüntü pek çok insan için düşündükleri kadar etkileyici bir görüntü değildi. Kara delik olarak isimlendirilen kozmik cisim bir fotoğrafta görebileceğimizden çok daha büyük gizemleri bünyesinde barındırıyor ve her yeni araştırma ile konu giderek daha ilginç bir hale geliyordu. Christopher Nolan'ın 2014 yapımı Interstellar yani Yıldızlar Arası filminde karakterimiz bir kara deliğin içine girer ve zaman yavaşlaması ve zamanda yolculuk dışında çok da büyük olaylar yaşamaz. Elbette bu bir film olduğu için başrolü bir anda yok edemezsiniz. Ancak gerçekten bir kara deliğin içine girdiğiniz zaman gerçek başrolün kozmik evren olduğunu görme ihtimaliniz çok daha fazla. Bir kara delik içine girildiğinde ne oluyor sorusunun yanıtını Business Insider internet sitesinde yayınlanan makale ışığında inceledim. Heyecan kaçıran bir spoiler gibi görünse bile baştan söylemek gerekiyor ki insan bir kara deliğin içine girdiği hatta yaklaştığı zaman bile ölecektir. Ancak bu ölüm düşündüğümüzden daha büyük bir ölüm. Zira ardında kendisine dair en ufak bir iz, atom parçacığı bile kalmayacaktır. Bilim insanlarına göre galaksimizde yaklaşık 100 milyon kara delik var. Tüm bu kara delikler farklı boyutlara sahip. Bu noktada en dikkat çekici olan bir kara delik ne kadar küçükse o kadar ölümcüldür bulgusu. Bu detay bugüne kadar alışık olduğumuz yargılardan çok daha farklı bir durumu bize gösteriyor. Küçük kara deliklerin bu kadar tehlikeli olmalarının nedeni yörünge ile olay ufku arasındaki mesafelerinin az olmasından kaynaklanıyor. Olay ufku yani kara deliğe adını veren o karanlık nokta mutlak kütle çekimini oluşturuyor ve yayılan bu kütle çekim etkisi olay ufkundan uzaklaştıkça uzaklaşıyor. Küçük bir kara delikte ise çekimin azalmasına yetecek kadar geniş bir alan bulunmuyor. Gerçekten bir gün içine girebileceğimiz kadar gezegenimize yakın olan bir kara delik var ve V4641 SGR olarak isimlendiriliyor. Eğer başarırsanız dünyadan yay takım yıldızı tarafına doğru 1600 ile 24000 ışık yılı mesafe ilerleyerek bize en yakın kara deliğe ulaşabilirsiniz. Mesafe konusunda bu kadar geniş bir çerçeve çizilmesinin en büyük nedeni kara deliklerin çıplak gözlerle görünmüyor oluşu. Yani orada bir güç var. Ancak onu görebilmemizin tek nedeni kütle çekimi ile etrafında topladığı diğer kozmik cisimler. Bir mağarada duvara dönüp girişindeki insanların gölgesini görmek, orada birilerinin olduğunu anlamak gibi. Doğrudan bir kanıtınız yok. Ancak etkisi yani gölgesi sayesinde varlığından emin oluyorsunuz. Bu durum hem kara deliği bulmayı hem de mesafe ölçmeyi oldukça zorlaştırıyor. Şans mı, şanssızlık mı bilinmez ama dünyamıza en yakın kara delik olan V4641 SGR küçük yani tehlikeli bir kara delik. Kütlesi bildiğimiz güneşten yaklaşık 3 kat daha fazla. Ancak bu kadar yoğun bir kütle yaklaşık 6,5 kilometre kadar dar bir alana sıkışmış durumda. Bunu hayal edebilmeniz için 5 saniye sessiz kalacağım. Hayal edilmesi ne kadar zor değil mi? Ve inanılmaz. Küçük kara deliklerin bu kadar tehlikeli olmasının sebebi çekim güçleri ve etkiledikleri alan arasındaki orantısızlıktır. Etkilediği alan küçük olduğundan genelde etkiledikleri her şeyi yutma eğilimi gösterirler.
yani kara deliğin uzaklarında zararsız bölgede yörüngesine girecek bir gök cismi bulmak çok zordur. Çünkü kara deliğin çekim gücünden dolayı zararsız bölge ile olay ufku birbirine çok yakındır. Ve o nedenle herhangi bir cisim kara delik etrafında yörüngeye girmeye fırsat bulamadan olay ufkuna çekilerek yok edilir. Dünyamıza yakın ve bir o kadar da tehlikeli olan küçük kara delik V4641SGR gibi bize uzak ve bir o kadar da büyük başka bir kara delik olduğu düşünülüyor. Bu büyük kara delik Güneş'ten 4.3 milyon kat daha büyük ve bize uzaklığı yaklaşık 25 bin ışık yılı. Düşünmesi bile korkutucu olan bu görüntü aslında hiç de tehlikeli değil. Çünkü çekim merkezi çok geniş olduğu için kütle çekim gücü azalıyor. Bu nedenle tıpkı Ay ve Dünya arasında olduğu gibi o kara delik ve çevresindeki diğer cisimler arasında dengeli bir ilişki ortaya çıkıyor. Bir gün insanlık uzayda bu kadar uzak mesafeler kat edebilirse söz konusu büyük kara deliğe rahatça yaklaşabiliriz. Ancak bu tamamen yaklaşabiliriz demek olmuyor. Sonuçta bir kara delikten bahsediyoruz. Ancak küçük kara deliklere göre gözlem yapabilmek adına daha fazla yaklaşabiliriz. Elbette içine girince yaşanacaklar aynı olacaktır. Peki bu kara deliklerin hiç mi güzel bir yanı yok? Bu ışık oyunlarına günlük hayatta bir örnek olarak genelde Windows Media Player'da müzik çalarken görünen psikodelik arka plan görsellerinin benzetmesi yapılır. Psikodelik ışık oyunlarının nedeni daha önce bahsettiğimiz kara deliklerin sahip olduğu kütle çekim gücü. Sahip oldukları yoğun kütle çekim gücü sayesinde ışığı bile çekebilen kara delikler çektikleri ışığı bir anda yutmuyorlar. Bu nedenle ışık hüzmesi kara deliğin yörüngesinden yok olacağı olay ufkuna ilerleyene dek eğiliyor, bükülüyor ve heyecan verici görünümlere ulaşıyor. Uzak Doğu Asya bölgesinde usta aşçıların noodle olarak isimlendirilen spagetti türü makarnaya benzer yemeği elle nasıl hazırladıklarını görmüş olabilirsiniz. Büyük bir hamur topu, uzun uğraşlar ve emek sonucu incecik makarnalara dönüşür. Bir kara delik de çevresindeki cisimlere tam olarak bunu yapıyor. Kara deliklerin kütle çekim gücü bir anda ne var ne yoksa yutmuyor. Tıpkı bir aşçının hamuru makarnaya dönüştürmesi gibi yörüngesine giren cismi yavaş yavaş sündürerek bir spagettiye dönüştürüyor. Kara deliğin ışığa ve diğer cisimlere uyguladığı bu ağır çekim gücü bilim insanları tarafından spagettifikasyon olarak isimlendiriliyor. Bir kara deliğin içine girdiğiniz zaman direkt olarak öleceğinizi ve geride hiçbir iz bırakmadan mutlak bir şekilde yok olacağınızı anlatmıştım. Ölüm nedeni kara deliğin içine girip kaybolmak değil, spagetti olmak. Özellikle yoğun kütle çekim gücüne sahip küçük bir kara deliğin içine girdiğiniz zaman başınız önde, ayaklarınız geride gireceğinizi düşünürsek. Kara deliğin çekim gücü sizi sündürmeye başlıyor. Yavaş yavaş bildiğiniz şekliniz bozuluyor. Bir spagettiye dönüşene kadar kara deliğin çekim gücüne maruz kalıyorsunuz. Ve sonunda atomlarınıza kadar ayrılarak olay ufkunun içinde yok oluyorsunuz. Kimsenin yaşamasını dilemediğim bu ölüm şekliyle ilgili diğer bir soru işareti de yavaş mı yoksa hızlı mı olacağı. Bir kara deliğe yaklaştıkça zamanın yavaşladığı biliniyor. Kara deliğe yakın olan kişi fark etmese de örneğin dünyada olan bir kişi için zaman daha hızlı akıyor. Sizi dünyadan izleyen biri için bu ölümün yavaş görüneceği kesin. Ancak sizin için belki de ölçemeyeceğimiz kadar kısa sürede gerçekleşecek. Siz bir anda spagettiye dönüşürken dünyada belki de yüzlerce yıl geçmiş olacak. İşte bu tam bir muamma. Bilim insanlarına göre bildiğimiz fizik kuralları kara delik sonrası için de geçerli değil. Yani spagettize olarak atomlarınıza ayrıldıktan ve kara deliğin içinde kaybolduktan sonra ne olduğu kesin olarak bilinen bir gerçek değil. Konuyla ilgili araştırmalar yapılıyor. Laboratuvarlarda küçük çaplı
kara delikler bile oluşturuluyor. Ancak kesin bir sonuç elde edilmiş değil. Çünkü insanlık yalnızca bu evreni biliyor. Kara deliğin içinden geçen bir cisme ne olduğunu şu an için bilmemiz olanaksız gibi görünüyor. Bilim kurgu hayranlarını olduğu kadar bilim dünyasını da heyecanlandıran kara delik konusu yapılan tüm araştırmalara rağmen hala gizemini koruyor. Bildiğimiz evrenin en ölümcül kozmik cisimleri olan kara delikler gizemini koruduğu sürece heyecan yaratmaya devam edecektir. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.